bugünkü matematiğin büyük oranda Hindistan'dan çıkıp Araplar tarafından Avrupa'ya götürüldüğü, hatta işte Sicilya üstünden İtalya'ya girdiği doğru değil midir? Yani tam olarak o kadar basit değil. Çünkü bütün büyük uygarlıklar tarihin değişik dönemlerinde matematiği ve daha geç zamanlarda da, epeyce geç zamanlarda doğayla ilgili bilgileri geliştirmişler. Bu büyük uygarlıkların da aralarında zaman zaman çok yakın temaslar varmış. Onun için kimin neyi nereden aldığı, yani oradan çıktı buraya geldi diye gitmiyor. Gidip geliyor, gidip geliyor falan. Araplar Orta Çağ'da İslam medeniyeti önemli bir rol oynamış. Ondan sonra akamete uğramış. Hindistan'ın çok parlak zamanları olmuş. Çin'in olmuş. Falan. Ama yani böyle bir düz çizgi üzerinde gitmiyor bu iş. Peki Ali Bey, şimdi matematikten bahsediyoruz. Matematiğin gelişmesinin, bilimin gelişmesine çok katkısı olduğunu biliyoruz. Newton'u soracağım birazdan ama şimdi mesela Roma matematiğini ya da Roma tarzı matematiği işte sıfırsız sayılar, ondalık sistem olmayan sayılar. Bu matematikte Roma mesela müthiş mühendislik harikaları ortaya koymuş. Veyahut işte az önce bahsedecektik, biraz arada kaldı. Mısır. Şimdi Mısır'da bugünkü anlamda matematik yok ama piramitleri yapmışlar müthiş hesaplarla. İşte bu piramitlerin lojistiğini yapmışlar yine müthiş hesaplamalarla. Hatta işte zaman kavramıyla ilgili de pek çok hesaplamaları doğru yaptıkları bugün öngörülüyor, varsayılıyor ya da kanıtlandırılmaya çalışılıyor. Keza matematiğin çok da gelişmiş olmadığı Güney Amerika medeniyetlerinde sizin ana konunuzla ilgili çok fazla sayıda doğru hesaplama var. Matematik olmadan da olabiliyor mu bütün bunlar? Hangi bize soruyorsunuz? Sana tabii. Tabii ki siz Ali Bey. Tamam. Sizin konunuz. Öyle mi peki? İki adaş konuşuyoruz. Doğru çünkü. Haklısınız. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Matematik işte Ali'nin demin söylediği gibi soyutlama demek ve kanıt demek. Doğa bilimleri, yani tabiatı doğrudan anlamak, tabiatla bir etkileşime girmek ve onu kullanarak mühendislik yapmak, tasarım yapmak. Onlarda da soyutlama var. Ve farklı bir anlamda kanıt da var. Yani doğa bilimlerinde kanıt gözlem ve deneye dayanır. Matematikte ise bir başlangıç varsayım. O varsayımın kendisi doğrudan doğadan gelmiş olabilir. Ama bütün bunlar oldukça modern zamanlarda, geometri daha erken belki ama doğa bilimlerinde modern bilimsel yöntem dediğimiz tamamen modernitenin bir parçası, Rönesans'ın bir parçası Batı Avrupa kökenli. Matematiğin formalizasyonu en azından geometride bir yöntem olarak formel hale gelmesi, kurallarının oluşturulması, ispat nasıl yapılır, bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu nasıl anlarım. O çok daha eski, işte eski Yunan'a gidiyor. Şimdi sorunuzun cevabı, eğer matematik doğayı anlama ve oradan giderek soyutlama olduysa, ki bence bu inanılır olan şey, yani bir böyle tepeden bir ideal olarak insanlara bir şekilde bahşedilmiş bir şey olmadığını ben düşünüyorum. O soyutlamaya gitmeden önce pratik sorunları çözmek için dünyayla etkileşmeye başlar. İşte takvim, yol bulmak, saymak, borç, alacak hesabı yapmak vesaire gibi sebeplerle. Buralarda araya soyut semboller, soyut düşünme tarzları girmeden önce analoglar giriyor. Mesela belki Romalılar o mühendislik harikalarını yaparken, mesela bir kemer yapmayı bulurken, onun çizimlerini yapmaktan falan daha önce oynadılar taşlarla. Taşları nasıl sıkıştırayım, ne şekilde yontarsam, işte bir daire biçimini verirsem direnci nasıl olur falan. Yani bunların içerisinde çok deneme yanılma var. Yani siz bunun pratik ilerlediğini söylüyorsunuz. Pratik bir kökeni var
Ama pratik kökenle ondan sonraki soyutlama tarihi içerisinde böyle kronolojik önce pratik oynadılar. Ondan sonra bir çağdan sonra bundan sonra artık bunu soyut yapalım dediler. Öyle olmuyor tabii. Yani hep anlamaya çalıştıkça insanlar bir yandan işte gözlem yapıyorlar, deney yapıyorlar, model yapıyorlar. O modeller şimdi onlara analog bilgisayar diyoruz. Yani rakamlara dökmeden de bir takım problemleri çözmeye yarıyor. Bir yandan da bunları yaparken hiçbir zaman ne saf model oluyor ne de saf düşünce oluyor. İkisi arasında gidip geliyor. Sonra medeniyet ilerledikçe belli zamanlarda, belli yerlerde çok net bu iş nasıl çözülür? Başkalarıyla paylaşıp onları ikna etmek için bir matematiksel kanıt veya fizikte veya biyolojide doğru döneysel yöntem nedir? Buralar daha sonraki çağlarda oluşuyor demeyeyim, daha sonraki çağlarda billurlaşıyor, kristalleşiyor. Ama insan zihninin bu dünyada yaşayıp başarılı olmak, verimli olmak için beyinde çözmesi lazım, dünyayı anlaması lazım. Onda da ilk başta tabii ki sağduyu, yani tecrübeden öğreneceksiniz. Kendi tecrübenizden değilse bebekkenden itibaren annenizin babanızın size öğrettiği şeylerden, işte oğlum merdivenden atlama düşersin falan gibi şeylerden başlıyor. İnsanlar o zaman iki şeye itimat etmesi lazım. Birincisi doğrudan doğruya deneyim. Yani gözlem, deney, doğa bilimlerinde olduğu gibi. Çoğunun şahsen kendinizin deneyimleri değil. Her şeyi kendiniz oranızı buranızı kırıp yakarak öğrenmiyorsunuz. İnsanlığın kolektif deneyimi biri o. Diğeri de mantık. Yani kanıt yürütmek. Bunları insanlar deneye deneye öğrenmişler, bir şekilde biliyorlar yahut ihtiyaçları olacak veya ellerinde araçlar olduğu kadar biliyorlar belli bir çağda, belli bir uygarlıkta. Sonra formalize oluyor, soyutlanıyor falan. Soyutlama bir de şeyde de var. Yani matematikteki gibi mesela bir sıfır boyut, bir boyut, işte hiç eni olmayan bir çizgi vesaire. Demin Ali'nin verdiği örnekler, işte bir soyut bir altıgen var. Gerçek altıgenlerden oraya varıyorsunuz, onu anlıyorsunuz ama hiçbir gerçek altıgen o değil. Bir böyle soyutlama var. Bir de doğrudan doğruya doğayla ilgili deney yaparken soyutlama var. Mesela vakum, boşluk. Şimdi fizikte çok iyi vakumlar şimdi yapabiliyoruz. Yani inanılmaz derecede vakumlar yapabiliyoruz. Tabiatta da yıldızlar arası ortamda işte çok büyük bir hacimde bir adet elektronla bir adet proton var. Başka hiçbir şey yok. O kadar vakum var. Ama bu hala fizikteki soyutlama, daha iyisini daha iyisini yapmak, bunun da iyisi olabilir fikrini düşünüyorsunuz. Onun ucu matematikteki soyut. Yani hiç bir şey yok şeklinde. Ona deneyden ulaşamazsınız. Çünkü bir şeyler var. Yani mesela bilimsel yöntemin kurucusu olan Galileo bunun çok önemli örneği, Newton'a falan yol açan kişi. Mesela şöyle deneyler yapmış. Sürtünmenin harekete etkisi var. Onu bertaraf edemiyor. Ama sistematik şekilde biraz daha perdahlıyor, biraz daha yağlıyor. Bir eğik düzlemden bir şey gönderecek. Daha az olursa şöyle oluyor, daha az olursa böyle oluyor. Ölçüyor bunları, not alıyor. Ondan sonra soyutlamaya gidiyor. Yani hiç olmasaydı o zaman ne olurdu? Orada işte o matematikteki soyutlamaya gidiyor. Ama arada doğa bilimlerindeki soyutlama bir ara. Yani küçük olsaydı, daha küçük olsaydı diye düşünüyoruz biz. Orada işte bir matematikle enteresan bir etkileşim var. Yani nitekim mesela Newton hareket esrarını yazabilmek için bu Galileo'nun deneylerinden çıkarak tam daha kısa bir anda hızı ölçseydim ne kadar olurdu? Ama ondan da kısa olsaydım, daha kısa bir anda düzgün bir hareket yapıyoruz için daha küçük bir mesafe gider. Daha da kısa o zaman daha küçük. Sıfıra giderse, sıfır gibi bir mesafeyi sıfır gibi bir zamanda giderse, bunların ikisinin de nasıl küçüldüğünü anlarsam, buradan tek bir anda, en kısa anda tam bir soyutlama bu. Çünkü hiçbir şeyi
anında ölçemezsiniz. Ama o andaki kesin hızı nedir hesap edebiliyorsunuz. Bu ihtiyaç mesela Newton'a işte türev integral denen hesaplamayı icat ettirmiş. Hareket yasağını yazabilmek için.